Evet, evet. Çok iyi olmuş. Süper. Tabii vakit kaybetmek istemeyiz zaten. Hı hı. Elimize böyle bir fırsat geçmişken değerlendireceğiz. Tamam, haber bekliyorum senden o zaman. Görüşmek üzere. Yarın Ankara'ya gidiyorum. Bakanlıkla randevu ayarlanmış. Çok iyi. Komisyonlarla da ayrı ayrı görüşeceğim. Birkaç randevu üst üste ayarlanmış. Yani bir haftalık program bir güne sıkışmış olacak ama ne yapalım? Harika. Hayatım, bir yukarı çıkıp annene bak istersen. Ne oldu? Yani sana ihtiyacı olabilir. Bu akşam onunla ilgilensen iyi edersin. Ağlıyor mu hala? Bugün yaşadığı şey kolay değil. Sen bu kadına şefkat duymaya başladın. Anne. Anneciğim yapma ya. Anneciğim abarttın ama sabahtan beri ağlıyorsun ya. Perişan oldun. Bak bunu sen yara haline getirdin. Böyle olmasını sen istemedin mi? Sen döndün sırtını. Şimdi niye ağlıyorsun? Ne olur bu gece kimse benimle ilgilenmesin. İyi ama üzülüyorum senin için. Üzülme oğlum. Üzülme. Sami? Sami! Sami, iyi misin? Anne, ne diyorum biliyor musun? Söyle canım. Güney'e sürpriz yapacağım. Sevgililer günü şampanyamı alıp kapısını çalacağım. Çok romantik canım ama... Anne, lütfen itiraz etme. Her şeyi ayarla, bugün onun yanına gideyim. Tamam. Ama hemşireleri de seninle gelecek. Anne, sürpriz yapacağım diyorum. Başka insanların ne işi var yanımızda? Kesinlikle yalnız yolculuk yapamazsın. Hemşireleri istemiyorsan yanında ben geleyim. Söz veriyorum, orada ortadan kaybolurum. Sizi hiç rahatsız etmem. Yeter ki yalnız yolculuk yapma. İyi, anlaştık. Siz ne diyorsunuz Andan Hanım? Efendim? Oo. Handan Hanım bizi dinlemiyor ki. Ben kusura bakma yavrum, dalmışım, duyamadım. Diyorum ki Güney'e sevgililer günü sürprizi için Ankara'ya gideyim. Bugün, biliyorum. Ama Güney'e söylemek yok, tamam mı? Sevgililer gününde balayına gitmiş.
Çocuklarını da almamışlar. Baş başa. Boş verin siz onları Handan Hanım. Ben evliliğim boyunca dışarıya adımını attıramadım. Bak, sevgililer gününde balayına gidiyor. Elin kadını kıymetli tabii. Kimse sizden daha kıymetli değil Handan Hanım. Siz istemeyin, siz hiç istemeyin. Ben de öyle yapıyorum zaten. Hı? 12'ye 8, normale dönmüş. Daha önce kalple ilgili bir sorun yaşadınız mı? Evet. Bir kere spazm gibi bir şey geçirmiştim. Tansiyon hastası olduğunuzu da biliyorsunuz o zaman. Biliyorum. Düzenli olarak ilaç kullanıyorum zaten. Sana tansiyonuma dikkat etmem gerekiyor demiştim mi? Dün gece tansiyonunuzu tetikleyecek bir durum oldu mu? Sizi üzecek ya da heyecanlandıracak bir şey yaşadınız mı? Yok, bir şey olmadı. Çok keyifliydim. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. İçki? İçki içerim. Haftada bir gün, belki iki kadeh. Böyle. O da olmayacak artık. Çok dikkat etmesi lazım. Karaciğerde hafif büyüme var. Yapmayın ya. Kalbin durumu da tehlike sinyalleri veriyor. Dikkat edilmezse ağır sonuçlar doğurabilir. Yorulmak, heyecanlanmak yok. Açık havada bol bol yürüyüş yapacaksınız. Mümkün olduğunca stresten uzak durmaya çalışın. Yazacağım diyet listesinde uygulamanız lazım. Durumu çok ciddiye almanız gerekiyor Sami Bey. Kalbiniz sizden daha yaşlı. Haberiniz olsun. Bu serum bitince tekrar bakarız. Duruma göre sizi evinize göndeririz. Geçmiş olsun. Özür dilerim. Benim yüzümden hastanelerde sabahladın sen de. Bu ne biçim söz? İyi günde kötü günde beraberiz diye söz vermedik mi birbirimize? Ama daha böyle ilk günden değil. Doktoru duydun Sami. Bundan sonra çok dikkat edeceksin. Yani söylediklerini harfiyen yerine getireceksin. Kendine çok çok iyi bakacaksın. Ben bir kayıp daha yaşamak istemiyorum. Kaldıramam böyle bir şey. Bu konuda anlaşalım, tamam mı? Tamam. Söz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.